Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere organik maya yapacağım. Ekşi maya yani. Nasıl üretildiğini sizlere göstereceğim inşallah. Yapmayı düşünüyordum ama bir sürü aksilikler çıktı. Kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bugün de yapmaya çalışacağım inşallah. Şöyle temiz bir kavanozum var arkadaşlar. Kapak. Bunu kaynar suyla yıkadım. Güzelce. Mikrobu kalmasın diye. Bir fincan unum var. Yarısı buğday unu. Kepekli yani. Tam buğday unu. Yarısı da beyaz un. Bir de bir fincan suyum var. Suyu da içme suyu. Ama çeşmeden değil. Hazır su kullandım. Neden diye sorarsanız. Çünkü çeşme suyu içinde ilaç konduğu için iyi olmuyor. Onun için hazır su kullanıyoruz. Ya da kaynak su olması gerekiyor. Bir de böyle bir tane incir var. 7 tane üzüm. Üzümler fark etmiyor. Yani siyah ya da çekirdekli ya da çekirdeksiz. Böyle bir tahta kaşığım. Bir de şöyle bir lastik lazım olacak. Aşama aşama göstereceğim inşallah. Yalnız bu tahta kaşığımı sadece mayaya kullanıyorum. Yemeğe kullanmıyorum. Şöyle şimdi bu elimdeki bir tane inciri şöyle bunu 3-4 parçaya böleceğim. Bu şekilde şöyle. Üzümleri de azıcık şöyle hafiften kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunları kavanozuma koyacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir fincan unumu da ekliyorum. Böyle bir fincan suyu da kontrollü kullanacağım tabii ki. Arkadaşlar bugün mayamızın ilk günü. Şöyle suyu bir fincan suyu hepsini koydum. Şöyle iyice karıştıracağım. Arkadaşlar bu mayamız tahminim havalar sıcak olduğu için 4-5 günde olacak inşallah. Şimdi bu böyle hazır mayamız. Arkadaşlar bu lastik de şöyle mayanın hizasına getirdim hamurumu. Ne kadar kabarıp kabarmadığını test etmek için. Ama tahminim ilk gün tabii ki kabarmaz. Ama olsun biz yine de bu şekilde. Şöyle arkadaşlar hazır. Şimdi bunu kapağını kapatıyorum. Kapağını sıkmıyorum böyle. Hafiften böyle. Bunu normal dolaba koyacağım. Mutfak dolabını. Orada bekleteceğim. Yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün mayamızın ikinci günündeyiz. Mayamızı dolapta bekletmiştim. Karanlık bir yerde. Şimdi üstünü açıyorum arkadaşlar. Ve maşallah mayamız. Hiç beklemiyordum gerçekten. İlk günden daha mayamız kabarmış. Şöyle göstereyim size. Gerçekten mayam kabarmış durumda. Maşallah berekallah diyeceğim. Maşallah. Bu şekilde. Şimdi ben bu kabardığı için içindeki inciri ve üzümleri alacağım. Çünkü artık onlara ihtiyacımız yok. Ama eğer mayamız kabarmamış olsaydı ben daha bunların içindekilerini almayacaktım. Ta ki kabarana kadar. İlk günden kabardığı için içindekilerini alacağım. Arkadaşlar mutlaka tahta kaşık kullanın. Arkadaşlar sade incir ve üzümle mayayı yapmıyorum. Değişik yöntemlerle ben maya hazırlıyorum. Ama bu sefer size üzüm ve incirden yapmak istedim. İlerideki zamanlarda inşallah farklı yöntemlerle de yaparız. Arkadaşlar içinde kalmadı zannedersem. Bir kaşık doğal buğday unu, tam buğday unu kepekli. Bir kaşık da normal beyaz un kullanıyorum. Yani hiç fark etmiyor. İsterseniz beyaz undan da kullanabilirsiniz sadece. Ya da sadece kepekli buğday unundan da kullanabilirsiniz. Hangi undan yaparsanız yapın yine mayanız olur. Şimdi ben diliyorum içini. Şöyle suyu da kontrollü bir şekilde. Bir fincan kullanıyorum ama yine de kontrollü. Eğer fazla olursa güzel olmaz. Bu şekilde yine karıştırıyorum bunu. Bir de arkadaşlar her gün hemen hemen aynı saatlerde bunu yapmaya çalışalım. Yani dün saat 4'te yaptım. Bugün de saat 4. Sabah saatlerinde yapmayın. Yani saat 3-4 gibi aynı zamanda yapmaya çalışın. Arkadaşlar suyumun yarısını kullandım. Çünkü gerek duymadım. Kıvamını göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Kek hamurundan biraz daha katı. Çok cıvık olmasın. Bunu şimdi iyice karıştırıyorum böyle. Ta ki pütür kalmayana kadar. Şöyle arkadaşlar kabarcıklar oluşmaya yine başladı. Arkadaşlar dediğim gibi eğer kaşığınız yoksa, yeni kaşığınız, şöyle kaşığın sapıyla karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdiden kabarcıklar oluşmaya başladı maşallah. Arkadaşlar mutlaka karanlık ve serin bir yerde saklayalım. Şöyle kapağını fazla kapatmıyorum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün mayamızın 3. günü. Şöyle arkadaşlar mayamızda hafif bir kabarmalık var. Bir de hafif sulanmış. Sulanmışsa yine de korkmayın. Olabiliyor böyle.
Şöyle bir fincan un koyuyorum. Bir fincan su, ama su ne kadar kullanacağımı söyleyeceğim size. Şimdi birazcık koydum arkadaşlar. Şöyle yine iyice karıştıracağız bunu. Bütür kalmayana kadar bunu karıştıracağız. Bugünkü işlem de bitti arkadaşlar. Şöyle işaretimizi, lastiğimizi yine mayamızın hizasına getiriyoruz böyle. Yine ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle altına bir tas koyuyorum arkadaşlar. İçine kavanozumu yerleştiriyorum. Hani mayamız taşmayabilir ama her ihtimale karşı biz tedbirimizi alalım. Dolapta bekleteceğim yarına kadar. Yarın görüşürüz inşallah. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün mayamızın 4. gününde. Mayamız burada. Ve arkadaşlar mayamız bu şekilde köpürmeye başlamış ve ekşi bir kokusu var. Şöyle boşaltıyorum. Önce şöyle bir karıştırayım. Yine iyice karıştıracağım ta ki pütür kalmayana kadar. Yarısını bile kullanmadım. Gittikçe suyunu daha az kullanmaya başladım. Çünkü bu kadar gerekiyor. Hatta ne kadar kullandığımı size kaşıkla ölçü yapacağım. Bugünkü işlem de bitti mayamızın. Arkadaşlar işaretimiz tekrar mayamızın hizasına getirelim. Ve arkadaşlar tekrar size göstereyim. Şimdi de kabarmaya başladı. Yarın inşallah mayamız köpürecek inşallah. Kapağını kapatıyorum ama fazla kapatmıyorum. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar bugün mayamızın 5. günü. Mayamız birazcık kabarmış bugün 5. gününde. Bu şekilde işaret burada birazcık şöyle bir parmak kadar kabarmış. Şöyle açayım, göstereyim size nasıl kabardığını. Şöyle her gün bir fincan un kullanıyordum, bugün 5. gün. Bugün arkadaşlar arttıracağım mayamızı. Bugün 2 fincan un koyuyorum. Böyle. Şöyle su ne kadar kullandığımı da söyleyeceğim. Bakalım yarın mayamız ne durumda olacak. Arkadaşlar 2 fincan un, 1 fincan su kullandım. Arkadaşlar mayamızın kıvamı bu şekil. Böyle. İşaretimizi koyalım. Yarın inşallah mayamız kabaracaktır inşallah. Yarın görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün mayamızın 6. günü. Mayamız böyle kabarmış durumda. Mayam aslında bundan birkaç saat önce baktım. Mayam şuraya kadar gelmiş. Mayam biraz indi. Kabaya kabarmıştı. İçini göstereyim size böyle. Görebiliyorsanız bilmiyorum. Vaya, ben buradan görebiliyorum. Hem çok ekşi hem bayağı kabarmış. Ama biz yarın 7. gün, yarın istediğimiz kıvama gelmesi gerekiyor inşallah. Şimdi mayamızı tekrar yapmaya devam edeceğiz. Şöyle 2 fincan un koydum. Arkadaşlar yarına kadar istediğimiz kıvama gelmesi için yarın mayamız taşması gerekiyor. Şöyle 2 fincan un, 1 fincan su. Mayamızın kıvamı çok güzel arkadaşlar böyle. Arkadaşlar işaretimizi koyalım. Yarın görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün mayamızın 7. günü. İstediğimiz sonuç elde ettik inşallah. Şimdi mayamızı açacağız. Bir açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Lastiğimizi buraya koymuştuk. Ve şu an mayamız şöyle taşmış durumda. Hatta daha çok taşacaktı. Ben zamanım yoktu çekim yapayım. Kapağını hafif açtım taşmasın diye. Mayamız ne kadar aktif olduğunu şimdi anlayabileceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Mayamızı şöyle bir test edelim arkadaşlar. Bizi utandırmaz inşallah.
Şöyle. Mayamız eğer suyun üstünde durduysa, mayamız evet gerçekten istediğimiz gibi olmuştur, aktifleşmiştir. Artık ekmek yapmaya hazır bu şekilde. Arkadaşlar dikkat ederseniz mayamız suyun üstünde yüzüyor bu şekilde. Tam istediğimiz sonuç budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mayamızdan artık ekmek yapacağız. Şöyle. Ben arkadaşlar mayamızın çoğunu şöyle boşaltıyorum. Bir fincan kadar mayamızı bıraktık. Böyle şu şekilde çapalı kavanozumuz. Böyle iyice sıyırmadım hatta. Şöyle bir ağzını bıraktım. Şu an arkadaşlar şöyle mayamızı bir kenara alalım. Şimdi mayamızı devam ettirmek için mayamızı artık beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle. Şöyle 2 bardak su bardağı un içine boşaltıyorum. Yani 2 bardak su arkadaşlar ölçtüm. 4 kahve fincana bedel. Şimdi üzerine şöyle su ekliyorum. Su ne kadar yine kullandığımı da söyleyeceğim. 1 su bardağı büyük muhtemelen kullanacağım. Bu aşamadan sonra mayamız çok cıvık olmasına gerek yok. Yani cıvık da olabilir ama cıvık yapmasak bundan sonra mayamız kavanozdan da taşmaz inşallah. Taşmaması için biraz daha katı yapıyoruz. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bundan sonra artık arkadaşlar nohut mayası videosunu inşallah çekeceğim size. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yine iyice pütür kalmayana kadar şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mayamızın kıvamı bu şekilde. Hemen hemen ekmek hamuru gibi neredeyse. Çok cıvık olmasına gerek yok. Şöyle mayamızı hazırladık böyle arkadaşlar. Burada yine işaretimizi koyduk. Şöyle üstünü kapatıyorum. Ve tekrar tasın içine koyuyorum arkadaşlar. Yine bunu bekleteceğim dolapta. Şimdi arkadaşlar bakın boşalttığım bundan hamur yapacağım. Ne güzel kabarcıklar olmuş, oluşmuş. Kokusu da mis gibi ekşi kokuyor. Tam istediğimiz koku, istediğimiz kıvama geldi. İstediğimiz sonuca ulaştık çok şükür. Şimdi mayamızı da tekrar yeniledik. Bu şekilde. Mayamızı göstereceğim arkadaşlar. 3-4 saatin içerisinde mayamız taşmış durumda arkadaşlar şöyle. Daha inan ki arkadaşlar şimdiye kadar maya yapıyorum ama bu derece güzel bir maya olmamıştı. Bu da sizin şansınıza. Bunu size yaptığım için bu kadar güzelleşti bence. O kadar mutlu ki şöyle bunu inşallah patlamaz arkadaşlar. Bunu açacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın ki bu kadar beklemiyordum. Bu derece güzel olacağını. Tabii ki güzel oluyor ama bu maya gerçekten çok mutlu bir maya. Şunu arkadaşlar mayamız neredeyse kavanozu kapağını patlatacak. Arkadaşlar şimdi artık ben bu mayam tamam. Her şey çok güzel. Kıvamı her şey yerinde. Tam beklediğimiz sonuç bu. Fazlasıyla beklediğimiz sonuç. Maşallah. Nazar değmesin. Bunu ben şimdi artık bunu buzdolabında bekleteceğim. Haftada bir defa ekmek yaparsam çıkarıp bunu çoğunu boşaltacağım. Boşaltıp içinde az bir şey bir çay bardağı kadar bırakıp yani yarısını diyelim bunu boşaltacağım. Hatta isterseniz yarısından fazla. İstediğiniz kadar hamur mayalayacaksanız istediğiniz kadar maya koyabiliyorsunuz. Çünkü bu içindeki evet bu mayamız bir canlıdır artık. Ve bizimle beraber yaşayacak. Böyle mutlu bir maya daha ben görmedim. Bu da size yaptığım için bu maya böyle bence mutlu oldu. Bunun da ismini mutlu diye koyalım. Çünkü gerçekten bu maya çok güzel. Şu an tası doldurmuş, taşmış durumda. Siz de dikkatli olun arkadaşlar. Önleminizi alın. Mayanızı yaparsanız mutlaka da yapın tabii ki. Mayanızı yaptığınızda siz de önleminizi alın. Mutlaka altına bir tas koyarak yoksa buzdolabınızı batırır. Bu kapağı kapatırken ki sakın bunu fazla kapatmayın. Çünkü kavanozun kapağını patlatabilir.
Bir de yüzünüze fırlayabilir. Onun için şöyle hafiften kapatın ve siz de mayanızı inşallah yaparsanız ve güzel bir mayanız olur. Afiyetle kullanırsınız. Şimdi mayamızı dolabımıza şöyle alalım. Dolabımıza koyacağız bu şekilde. Arkadaşlar bu mayamızı buzdolabına koyacağız. Haftada bir diyelim ekmek yapacağız. O zaman çıkartıp bunu yarısını boşaltacağız. Yarısından fazla isterseniz. İsterseniz çok azını bırakabilirsiniz. Yani bunu istediğiniz kadar bu mayadan kullanabiliyoruz zaten. Hiçbir zararı yoktur. Aksine vücuda faydası var. Şey, dibinde bir çay bardağı bırakacağız. Üstüne 2 su bardağı un, 1 su bardağı su. İyice karıştırıp arkadaşlar ağzını hafifçe kapatıp bu şekilde bir kabın içine koyup tezgahın üstüne bekletip bu şekilde mayamız kabarana kadar, kabardıktan sonra birkaç saat sonra kabaracağını fark edeceksiniz. Kabardıktan sonra arkadaşlar bunu bu şekilde buzdolabında muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Tekrar bir daha çıkarttığımızda aynı şekil, aynı anlattığım gibi yapacaksınız. Böyle devam ettireceksiniz arkadaşlar mayanızı. Kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka bana yorumlarda yazın. Ben de size buradan cevaplayayım.